Arkadaşlar merhabalar. Bugün günlerden 4 Ağustos 2022 Perşembe. Bahçemize geldik tekrar. Artık sezonun sonlarına doğru geliyoruz. Yani meyveler artık meyve işlerini tutturmaya başladılar. Eylül 20'sinden itibaren de hasat edilecek. Şu an cevizlerimiz görüldüğü gibi iç doldurma evresinde. Evet. Dallarımız yerlere kadar istemesek de ulaştı. Güzel bir meyve tutumumuz var. Bu meyve tutumuna göre tabi meyvelerin kalibrelerinde de ufak çaplı da olsa değişiklikler var. Fakat artık bu ebatları geçemeyecekler arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi hem iç doldurma dönemine girdiler hem görüyorsunuz ağaçlar artık dallar yerlere kadar eğildiler. Bu kadar fazla meyve yüküyle de Pedro'da dediğimiz gibi genel anlamda daha küçük bir meyve tutumu olabiliyor. Şimdi bahçeyi gezmeye devam ediyoruz. Bakın. Bu da başka bir çeşit. Bunun gerçekten çeşidinin ne olduğunu bilmiyorum. Evimizin önünde bir zamanla alınmış, ekilmiş bir aşırı ağaçtı. Meyvesi ve meyve iriliği çok güzel. Bu sebepten dolayı yan dal verimi çok yüksek bakın. Çekmeye çalışıyorum. Bunun da dalları aynı Pedro gibi. Biraz daha uzaktan almaya çalışayım. Görüldüğü gibi sımsıkı meyve. Hep ikişerli, üçerli meyveleri. Ve çok iri arkadaşlar. Yani Pedro'dan falan mukayese dahi edilmeyecek gibi çok iri. 3-4 ağaç kadar aşıladım. Meyve tutumu güzel. Yani Pedro'ya göre daha seyrek fakat çok iri arkadaşlar. Yani meyve çok iri. Bakın şöyle göstereyim. Avcumun içini neredeyse 3 tane meyvesi dolduruyor. 34-36 kalibreye yakındır şu an. Üzerindeki meyve kalibresi. Bakın şöyle göstereyim yine. Görüldüğü gibi. Meyve tutumu da çok güzel. Bunu zaten ticari olarak hani satmıyorum. Bir iki ağaç var. Bunu kendime tüketmek için bırakıyorum. Bakın güneş yanıkları oluşmaya başlamış. Bunlara daha önce kireç atmıştık ama zaten hafif bir oluşum vardı. Ama en azından çok ilerlememiş. Evet, bu da değişik farklı bir çeşidimiz. Değişik çeşitlerin bahçelerde olması iyi arkadaşlar. Bakın. Şimdi onların yanından geldiğimiz zaman Pedro'ların meyvelerinin gerçekten bu az önce incelediğimiz ağaca göre daha ufak olduğu görülebiliyor. Ama işte bu da çok sık tutuyor arkadaşlar. Normaldir yani. Hem çok olacak hem çok iri olacak. Bu belirli genetiğe sahip ağaçlarda olan özellikler. Zaten Pedro'nun da en büyük dezavantajı hep söylediğimiz gibi biraz daha ufak meyve tutuyor. Çok tutuyor ama ufak meyve tutuyor. Bunu pazarda birçok arkadaş kayıp olarak görüyor. Doğrudur. Onlar da belki çok rağbet görmeyebilirler ama ben dediğim gibi ceviz içi olarak da sattığım için kilo bazlı çalışıyorum. Yani çok büyüklüğü benim için bu zamana kadar hiç problem olmadı. Ceviz içinde büyük küçük her şekilde müşterisi alıyor. Herhangi bugüne kadar çok sıkıntı yaşamadık. Herhangi bir şikayet de gelmedi. Evet, devam ediyoruz. Aslında şekilde görüldüğü gibi bakın daha güneş gören yerlerde
Kalibremiz Pedro'larda da çok küçük değil. Hemen şöyle şuraya geliyorum. Bakın. Bunlar güneş gören yerler. 34 kalibrenin altına meyve çıkmaz arkadaşlar. Güzel bir meyve tutum var. Işık ve güneş bütün bitki ve besinlerde olduğu gibi cevizde de önemli, zeytinde de önemli. Dış kısmına bakan daha çok güneşi gören yerler daha iri kalibre olur her zaman. Zeytinlerde de bu böyledir. Daha içeride, daha gölgelikli, daha dalların altında kalan bölgelerde ise meyve kalitesinin çok çok daha küçük ve kalite oranının daha düşük kaldığını söyleyebiliriz. Aynı şey bütün meyvelerde geçerli. Ceviz için de geçerli arkadaşlar. Artık bu saatten sonra potaslarımızı verdik, uyguladık. En son geçen hafta gene bir 25 kilo kadar potasyum sülfat verdik arkadaşlar. Ve yaklaşık olarak ağaç başı bu sene yani yarım kiloya gelecek şekilde bir potasyum nitrat uyguladık. Biz 300-350 gram civarında ağaç başı hesap yapıyorduk ama artmadan yetmez mantığıyla biraz daha yüklenerek yaklaşık ağaç başı potasyumumuzu 500 gram gibi değerlere ulaştırdık. Bakın arkadaşlar, daha önce de göstermiştim. Yukarıdan bir yüksek gerilim teli geçiyor. Nereden baksanız en azından tahmin olarak söyleyeyim şöyle. Hatta şöyle gösteririm, bakın. En azından 13-14 metre vardır. Ve ağaçlarımızı 2 senedir kesmemize rağmen ağaçlarımız bu yüksekliklere ulaştılar. Yani 9-10 metreyi geçmez falan diyor genelde. Hani söyleniyor. Bu aşılı çeşitler için, ama hayır arkadaşlar, yani yer güçlüyse, kuvvetliyse 14-15 metrelere çok çok rahat bir şekilde bu ağaçlar çıkabiliyor. Onun için bu konuda da bir bilgi vermiş olalım. Yani ne kadar fazla meyve de tutsa ağacın gelişimi güzel olduktan sonra, şekilde görüldüğü gibi, bakın gösterelim. Bu ağaçlar da yaklaşık olarak artık 10 metre bantlarını geçtiler. Artık büyüyen her ağaç tonaj olarak da daha fazla vermeye başlıyor. Çünkü yani yukarı da gidiyor. Alt dalları biz ne kadar kessek budasak da yukarı giden dalların yeni sürgünlerinde sürekli meyve gözleri oluşmaya başlıyor. Bu sebepten dolayı artık yavaş yavaş tonajlarımız da artacak inşallah. Şu an itibariyle genel anlamda bu sene iyi, güzel bir verimimiz var. Bakalım hasatta göreceğiz. Ne olacak, ne gidecek? Nelerle karşılaşacağız? Onları da video çekerek sizlere paylaşmak istiyorum. Hemen devam ediyorum. Bahçemizin içerisinden. Bakın yukarıdaki dalları da görün. Yukarıdaki dallarda da az önce dediğim gibi her dal artık her sürgünden meyve oluşmaya başlıyor ve gerçekten güzel bir meyve tutumu oluşuyor. Zaten bunu da görebiliyorsunuz ağaçlardan. Evet, devam ediyorum. Çok fazla sulandığı için çok ot oluyor arkadaşlar. Biçiyoruz, yine başa çıkamıyoruz. İlaç da çok atmak istemiyorum. Ama dediğim gibi artık bu saatten sonra çok da müdahale etmek istemiyorum. Zaten yazın son aylarına girmiş bulunuyoruz. Yavaş yavaş sonbahara doğru ilerledikçe ot işi de azalacaktır. Bu şekilde hasata kadar gideceğiz. Belki hasattan önce bir defa daha biçmek için mücadele edebiliriz. Onun haricinde son evrelere girdiğimizi belirtmek isterim arkadaşlar. Evet, bakın. Güneş yanıkları arkadaşlar başlamışlar. Muhtemelen şu bölgelerin altları artık yavaş yavaş
dış kabuk sertleşmediyse ölmeye başlıyor. Ama dediğim gibi ben ağaç başı 1 kilo, her ağaçta 1 kilo kadar böyle bir ürünü göze aldım bu sene. Hatta ilaç atmadım. Sadece denemek için kireç attım. Bakın görüyorsunuz. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ağaç başı 1 kilo ceviz olsa bu şekilde hasar gören yaklaşık olarak 50 kilo, 60 kilo civarında bir hasarlı ürün olur. Bu ürünün de zaten bir şekilde yarısını, yani içini doldurmada çok sıkıntı olmuyor. Bir kısımları boş kalıyor. O şekilde dahi tatlıcılara, baklavacılara verebiliriz. Diğer türlü atacağınız kimyasallarda bugün 20-25 kilogramlık kaolin kilo yaklaşık 500-600 lira civarında. Ucuz da değil arkadaşlar. Yani şimdi hesap yaptığımız zaman işçiliği vesairesini koyduktan sonra bir görelim dedik bu sene bakalım ne kadar hasar olabilecek. Çok kayda değer bir hasar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyoruz. Bir yandan da değişik arayışlar için bu maliyeti düşürmek için işte böyle kireçli bir uygulama yaptık. Onların da sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlerleyen günlerde bakalım hasatta ne kadar fark ettiğini hep beraber inşallah göreceğiz. Evet, görüldüğü gibi 8 metreye 8 metre olan araların hali arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bakın. Yaklaşık 8 metreye 8 metre bu aralar ve kapandı. Dallar birbirine giriyor. Bunları her sene bu şekilde aralarını çok rahat traktöre hiç değmeyecek şekilde budamamıza rağmen bu ağaçlar maalesef bu hallere geliyorlar. Evet, meyvelerimiz görüyorsunuz dallarda. Dizilmişler inci gibi. Maşallah. Evet. Uzun ve emeklerle dolu bir sezonun söylediğim gibi sonuna doğru geliyoruz. Bunlar bizim sezonumuzun son dokunuşları. İnşallah hasata Rabbim ömür verir de erersek ne kadar ürünümüzün çıktığını, ne kadar bazı şeyleri doğru yapabildiğimizi, dekar başına yaklaşık olarak verimimizi tahmini olarak hepsini sizlerle paylaşacağız. Biz insanlara umut verildiği gibi, vaat edildiği gibi olan duymalarını istediğimiz güzel şeyleri söylemiyoruz. Bir yetiştirici olarak, bir vatandaş olarak yaşadığımız zorlukları anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. İşte dekar başına veriminden tutun, üretim maliyetlerine gibi değişik konuları ele almaya çalışıyoruz. Çünkü insanlar hep böyle güzel hesaplar yapılarak bu işlerin içerisine sokuluyorlar. İşte hemen verimlerden bahsediliyorlar. 700 kilolar, 800 kilolar. Amerika'da, Şili'de bir ton alınıyor. Biz niye almayalım? İşte biz onlardan beceriksiz miyiz filan gibi böyle bir sürü vatandaş çıkıp insanları pohpohluyor ama işin içerisine girdiğiniz zaman Türkiye şartlarında dekar başına 500 kilo, 600 kilo verimlere 9. 10. yaşlarına doğru anca ulaşabiliyorsunuz. Yani söylemesi kolay, uygulaması zor. Yapamayan, beceremeyen, bu işlerde elinden gelmeyen vatandaşlarımız da soluğu uzaktan kumandayla danışmanlık hizmetleri veren ya da bu işi para karşılığında danışmanlık hizmeti veren arkadaşların kucağında alıyor soluğu. Tabii hiçbir şey bedava değil. Türkiye gibi bir ülkede bilgi de bedava değil. Birileri de bu işlerden para kazanacak.
Onun için iyimser rakamlarla, mantıklı rakamlarla bahsetmek gerekirse Türkiye şartlarında benim kişisel görüşüm dekar başına kuru kabuklu 500 kilogram alıyorsanız 500 kilogram güzel bir orandır arkadaşlar. Üstü olursa rakam vermiyorum, şahane olur. Ama ilk etapta 10 yaşında 500 kiloyu hedeflemenizi tavsiye ediyorum. Üstüne çıkan da olur. Bu bazı şeyleri daha doğru yaptığını işaret eder. Daha az alan da olur. Bunlardan bazı eksikleri, bazı şeyleri hatalı eksik yaptıkları anlamına gelir. Ama ortalama da 500 kilogram kuru kabuklu bir ürün güzel bir değerdir. Kurtarır. Yaklaşık olarak bugün 500 kilogram kuru kabuklu ürün alan bir vatandaş 60 lira gibi 70 lira gibi fiyatlardan sattığı zaman bir dekardan bir tona karşılık yaklaşık 60-70 bin lira civarında bir para kazanır arkadaşlar. Bunu niye söylüyorum? Dekardan 500 kilo alan bir vatandaş 2 dekar yerden 1 ton ürün alır. 1 ton ürün demek bugün 70 bin lira demek. Ya benim yaptığım maliyet hesaplarına göre de bugün 2 dekar yerin yaklaşık olarak maliyetinin 12-13 bin lira civarlarında bir maliyetle çıkacağını, bunun da yaklaşık olarak 15 bin lira olarak diyelim biz arkadaşlar. Her şey için arkadaşlar, gübresi, suyu vesairesi, bakımı, sadece işçilik yok. 70 bin liradan bugün 15 bin liraya çıkarsak 55 bin lira. 5 bin lirayı daha atarım, 50 bin lira yuvarlayalım. Güzel bir rakam olur arkadaşlar. Evet, yani 2 dekar yerden bugün 50 bin lira para çok güzel bir para. Dediğim gibi bu da kuru kabuklu 500 kilogram. Normal şartlarda yeşil kabuklu 750-800 kilogram civarı almanız gerekir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi dış kabuk hemen hemen yarı yarıya gidiyor. Kuruma süresi de yaklaşık yarı yarıya gidiyor. Yani bugün 60 gram gelen yeşil kabuklu bu ceviz kuruduğu andan itibaren 13 gramlara, 14 gramlara doğru düşüyor. Bu sebepten dolayı yaptığımız masrafları bir kenara yazmışık. Yaklaşık 15 bin lira, hasata kadar 20 bin lira diyelim. Ortalama dekarda da 5'er 100 kilodan 2 dekardan bir ton ceviz alan bir vatandaş bunu 60-70 bin lira gibi bir paraya sattığı zaman 40 ile 50 bin lira arasında 2 dekar yerden bir gelir elde eder. Bu da yaklaşık en azından dekar başı en az 20 bin lira gibi bir fiyat yapar. 20 bin lira da güzel bir rakamdır arkadaşlar. Evet, videomuz uzadı. Konu içerisinde değişik örnekler, değişik bilgiler paylaşmaya gayret ediyoruz. Ancak demiş olduğum verimleri elde etmek kolay değil arkadaşlar. Bunun için de bakın özellikle her videomda kesinlikle ve kesinlikle üstüne basa basa tekrar tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bu işe yatırım yapacak olan birilerinin gerçekten suyu ve toprağı güçlü araziler üzerinde durmalarını tavsiye ediyorum. Ağaç gelişimi, meyve tutumu, meyve kalitesi gibi etkenler için güçlü toprak ve su, özellikle su olmazsa olmaz. Bakın burası yaklaşık benim 4,5 dönüm kadar bir arazim. 2000 ton su aldım. Şu an dün itibariyle karta baktım. Yaklaşık 1300 ton, yani suyum var hala. 700 ton su harcamışım arkadaşlar. Burada 100 tane ağaç olduğunu farz edelim. 100 tane ağaç ve ufak da bir bahçemiz var. 300 metrekare, 400 metrekare kadar. 700 ton su harcamışım arkadaşlar. Ağaç başı neredeyse 7 ton su ortalama. Hadi bunun biz daha iyimser düşünelim. 1-2 tonu bahçeye gitmiş olsun. 5 ton ağaç başı hemen hemen ortalamada şu ana kadar su harcamışık. Bu rakamın ben senede yaklaşık olarak 10 ton civarına yakın bir değere ulaşıp oralarda sonlandıracağımızı söylüyorum. Yani ağaç başı 10 yaşında 10 ton gibi bir su az bir su değil. Herkes yatırımını yaparken ona göre yapsın arkadaşlar. Ondan sonra emekleriniz hibe olmasın, heba olmasın. Paramız çarçur olmasın, boşa gitmesin. Üzülmeyelim arkadaşlar. Evet, videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.
Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.